Tekrar günaydın sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gün başlıyorum ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Fatih Yapıcı. İkinci bölümde bir konuğumuz olacağından bahsetmiştim size. Tiyatrocu Cenk Dostverdi birazdan bizimle birlikte olacak. Ama önce ilk bölümde yarım kalan Sözcü Gazetesi'nden bir haber var. Bir işçinin, bir aile babasının feryadı var. Onu okumadan geçmek istemiyorum. Nasıl aç yaşayacağız bir bize anlatsın başlığını taşıyor haber. Ücretsiz izne çıkarıldığı için 6 aydır 1168 lira maaş alan işçi isyan etti. Aydın'da çalıştığı fabrika tarafından ücretsiz izne gönderilen ve 6 aydır 1168 lirayla ailesini geçindirmeye çalışan Mehmet Nalbantoğlu, "Eşim terk etti, 3 çocuğumla dayanacak gücümüz kalmadı. Birisi bize nasıl aç yaşayacağımızı anlatsın," dedi. Bir aile dramı da var bu haberde. Hatırlarsınız dün Diyarbakır'da 65 yaşındaki Nasır Demir'in yaşam mücadelesini size aktarmıştım. Sırtında platinler olmasına rağmen 65 yaşındaki yurttaş çok ağır bir yük taşıyarak cadde cadde dolaşıp elektronik aletler, şarj aletleri satıp geçinmeye çalışıyordu. 7 kişilik ailesiyle 1 artı 1'lik 40 metrekarelik bir yerde yaşamaya çalışıyordu. O feryat Diyarbakır'daydı, Türkiye'nin bir ucu, bu da Aydın'da. Aydın Nazilli'de bir fabrikada çalışırken 50'yi aşkın arkadaşıyla birlikte ücretsiz izne gönderilen 6 aydır 1168 lira nakdi ücret desteğiyle 3 çocuğunu geçindirmeye çalışan Mehmet Nalbantoğlu isyan etti. Eşinin 10 gün önce evi terk ettiğini söyleyen Nalbantoğlu, "3 çocuğumla dayanacak gücümüz kalmadı. Birisi bize bu parayla nasıl geçineceğimizi, nasıl aç yaşayacağımızı anlatsın," diye konuştu. Nazilli'de bir fabrikanın motorlu araç bölümünde çalışırken pandemi süreciyle birlikte ücretsiz izne gönderildiklerini söyleyen Nalbantoğlu, "Mart'ın 23'ünde astım rahatsızlığımdan dolayı beni ve çeşitli bahanelerle 50'den fazla arkadaşımızı 3 ay ücretsiz izne çıkardılar. Ardından bu süreyi uzattılar. 6 aydır maaş ve sigortam ödenmedi. İşvereni defalarca CİMER'e şikayet ettiğim halde bir gelişme olmadı. AKP Aydın milletvekillerine ulaştım. Sessiz kaldılar. Gücüm kalmadı," ara başlığıyla devam ediyor haber. Geçinemeyince maaş aldığı bankadan kredi aldığını, her ay bankaya 519 lira ödemesi olduğunu söyleyen Nalbantoğlu, "1168 lira maaşı var, 519 lira kredi ödemesi var. 3 tane de çocuğu. Kredi kartlarından toplam 8 bin lira harcadım. Tek kuruş kalmadı. Açlık sınırı 2500 liranın üzerinde ama siz 1168 lirayla vatandaşa geçimini sağla diyorsunuz. Kızım 8. sınıfa gidiyor. Öğretmeni evde çalışması için 4 kitap önerdi. Kırtasiyeye sordum. 205 lira. Bu rakam bırakın yaşamayı okul masrafına bile yetmez. Bizlere verilen bu parayla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçinebilirse yemin ederim maaşımı veririm. Dayanacak gücüm kalmadı," demiş. Evlendikleri günden bu yana dönem dönem maddi sıkıntılar yaşadıklarını ancak idare ettiklerini söyleyen Nalbantoğlu, "Son 6 ayda yaşadıkları üzerine artık dayanamıyorum," diyerek 10 gün önce evi terk ettiğini belirtti. Nalbantoğlu, "En büyüğü 8. sınıfa giden 3 çocuğum ile çaresiz kaldım," dedi. Bu bir feryat. Bizim de bu çığlıkları duyurmak görevimiz. Bu insanlar nasıl yaşayacak? Bu maaşı belirleyenler bunu da açıklamak zorunda ve bu yurttaşların derdine çare olmak zorunda. Bu bir lütuf değil, bu onların sorumluluğu. Yine başka bir feryatla ilgili olarak bir konuğumuz olacak. Tiyatrocuların bir çığlığı var. Biliyorsunuz 14 Eylül itibariyle etkinlik yasağı geldi. Açık havadaki bütün konser, tiyatro, sanat, festival etkinlikleri yasaklandı. Ama bu yasağı açıklayanlar, bu alanda faaliyet gösteren ve salgının en başından bu yana çok olumsuz etkilenen tiyatro sanatçılarıyla ilgili bir çözüm yolu göstermedi. Şimdi hattımızda ödüllü bir tiyatro sanatçısı Cenk Dostverdi var Skype hattımızda. Cenk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Cenk Bey, etkinlik yasağını, salgını vesaireyi hepsini, tiyatro dünyasını, etkisini ayrıntılarıyla konuşacağız ama ben önce salgının sizi nasıl etkilediğiyle başlamak istiyorum. Salgın sizi nasıl etkiledi başından bu yana?
Yani salgın özel tiyatroları aslında etkilemedi, direkt kapattı. Salgınla birlikte ortaya konan güya tedbirler, sermayenin birçok alanına sağlanan birçok fayda ya da imtiyaz tiyatroya hiçbir zaman sağlanmadı. Dolayısıyla biz salgının ilk yasaklarının başlamasıyla birlikte ilk etkilenen, ilk kapatılan sektörlerden bir tanesiydik. Daha sonra işte bir gevşeme olduğunu söylediler. İşte hatta Temmuz'da açılabilir gibi bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı. Fakat Temmuz'da zaten biz normalde de sezon içinde bir ay değildir Temmuz ayı. Temmuz ayı bizim provalarımızla geçer. Yeni sezona hazırlık yaparız. Şimdi böyle bir aymaz bir durum var ortada. Yani işte Temmuz'da açabilirsiniz. %60 çalışabilirsiniz. Ama giderlerin %100 devam ettiği bir yerde bize %60 kapasiteyle çalışmak önerildi salonlarda. Bununla ilgili başka formüller bulunmaya kalkıldığında işte festivaller düzenlendi. Bazı belediyeler kendi yapabilitleri oranında tiyatroya destek verebilmek adına açık hava festivalleri düzenlemeye çalıştı. Şimdi bu da yasaklandı ve az önce sizin söylediğiniz gibi bunu yasaklayan zihniyet bununla beraber bir çözüm önerisinde asla bulunmadı. Zaten tiyatronun geneline baktığında bu süreçten önce de bir atıl bir durum vardı. Özellikle siyasal iktidar şu an kendi erkini çok enteresan baskı unsurlarıyla, baskı metodlarıyla genişletirken sanattan imtinayla uzak duruyor. Uzak durmak bir tarafa, amiyane kendi efendim. O noktaya geleceğiz. Onu ayrı bir başlıkla, yani iktidarın sanat alanına, tiyatro alanına özellikle müdahalesine, baskısına ayrı bir başlıkta değineceğiz. Bu süreçte birçok kesime, müteahhitlere destekler, krediler sağlandı. Sektörünüze tabii devlet bir destek sağladı mı? Hem tiyatrolara, bu işletme sahiplerine, hem de tiyatro sanatçılarına bir destek sağlandı mı? Sonuç itibariyle kapat dendiği zaman siz kapatıyorsunuz ama bir yaşamınız var. Destek alabildiniz mi? Tabii hayır, yani şöyle bir KDV'yi %1'e indirdik gibi bir şeyle karşımıza çıktılar. Fakat bu açıklamayı yapan Kültür Bakanlığı değil, Maliye Bakanlığı'ydı. Şimdi buradaki niyeti okuduğumuzda da ortaya çıkıyor zaten. Yani Kültür Bakanlığı'nın bu işle ilgili yapmaya çalıştığı hiçbir şey yok. Hiçbir refleksi yok. Bireysel olarak, ben sanatçı olarak, özel tiyatro sanatçısı olarak hiçbir destek almadım. Yani ben çalıştığım başka kafede çalışmıyor gösterildiğim için işsizlik ödeneği alabiliyorum sadece. O da 1000 lira. Zaten komedi burada başlıyor. Ama sanata dönük, tiyatroya dönük ya da müzisyen arkadaşlara dönük, plastik sanatlara dönük Kültür Bakanlığı'nın daha telaffuz ettiği bir şey yok ortada. Kültür Bakanlığı daha çok Turizm Bakanlığı olarak faaliyet gösteriyor benim gördüğüm. Çünkü tabii, Kültür Bakanlığı'nda yani seyahat ajandası var, ajantası var, otelleri var. Tabii. Onlarla ilgilenmek tabii üzere kurulmuş bir bakanlık gibi sanata yaklaşımı biraz sıkıntılı bir bakanlık. Siz kafede garsonluk yapıyorsunuz hayatınızı idame ettirebilmek için. Sektörünüzde perde arkasında görünmeyen emekçiler var. Yani bizim sahne önünde sizleri görüyoruz performanslarınızda. Tabii ki. Işıkçısı var. Mutfak kısmında çalışan çok insan var. Onların durumu tabii ne? Sizin çalışma arkadaşlarınız. Onlar ne durumda? Onlardan da biraz ya bahsedebilir miyiz? Ben kendi miyiz? Adıma çok acı hikayeler duymaya başladım. Yani işte gerçekten bırakıp memleketine dönen, annesinin babasının yanına dönen, tamamen tiyatroyu bırakmıyorum, bu süreci en azından orada geçireyim diyor ama köklü bir değişiklik. İnsanlar yaşadığı yeri değiştiriyor. Şimdi bu bir zaman sonra belki de dönemez hale gelecek. Orada köklenecek, orada iş bulacak ama tiyatrodan uzaklaşacak. Yani ben mesela şu an kendimle ilgili de böyle bir kaygı içerisindeyim. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şu an yarın bir gün şeyi de kapattıklarında, salonları da kapattıklarında şu an %60 kapasiteyle salon oyunlarımızı devam ettirebileceğiz gibi görünüyor ama şu an kar zarar hesabı yaptığımızda seyirci gelecek mi, gelmeyecek mi, neden gelsin, bizi neden buna mecbur bırakıyorsunuz? Ben %60 kapasiteyle de olsa oynamak zorunda değilim ki.
Ne kendi hayatımı tehlikeye atmak zorundayım ne de seyircinin hayatını. Ama kurdukları sistem, bize dayattıkları çözüm öyle bir noktaya geldi ki bizim bunu göze almamız gerekiyor galiba diyorsun. Çünkü sadece işimi yapmak istiyorum. Sadece bu işi yaparak hayatta kalmak istiyorum. Tercih ettiğiniz, mutlu olduğunuz işi yapmak istiyorsunuz. Aslında bu temel bir insan hakkıdır. Ancak bu engelleniyor. Tabii ki ben bu iş için okul okudum. Yani okul okurken bunu daha önceki röportajlarımda da söylüyordum. Yani meslektaşlarımızın bizi en iyi anlayacağı yer galiba burası olur. Biz konservatuarlardan mezun olduk. Biz bu konservatuarları okurken devlet bize para verdi. O parayı misliyle geri aldı. Bütün üniversite dallarında olduğu gibi. Evet. O bursu bizden faiziyle fazla geri aldı. Hiçbir zaman da affetmedi. Dolayısıyla bize bir diploma sattı bu devlet. Doğru. Bu diploma şu an çalışmıyor. Bozuk. Evet. İşe yaramıyor bu diploma yani. Kafede çalışıyorum o diplomayla değil. Özel tiyatroda bile çalıştığımda, özel tiyatroların öyle bir yapısı var ki kim diplomalı, kim diplomasız, kim bu işin ehli, asla böyle bir şeyi de yok. İşleyişi de yok. Liyakate dayalı bir işleyiş yok anladığım kadarıyla. Tabii ki biz önerirken, çözüm önerirken, hatta bugün itibariyle bu krizle ilgili çözümü de önerirken gerek Oyuncular Sendikası olsun, gerek tiyatro kooperatifi olsun, gerek Kadıköy Tiyatroları Plata, yani meslek örgütlerinin bugünden bu işin çözümüne dönük bir gayret gördüklerinde önereceği o kadar çok fazla şey var ki. Bunlar da onlardan bir tanesi. Ama Kültür Bakanlığı ne yapıyor? Yani siz... ne çözüme dönük bir şey yapıyor, buyurun, ne de bu işin içtihatiyle ilgili, nasıl olması gerektiğiyle ilgili kafa patlatıyor. Asla bunlara yanaşmıyor. Bir vurdum duymazlık, bir kayıtsızlık hali var. Ona geleceğim. Ancak salgın süresince yeni normal dediğimiz tedbirler çerçevesinde açık havada performans sergilediniz mi? Ben sergilendiğini biliyorum. Evet, sergilendi, Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı bir şenlik vardı. O da yarıda kaldı. Hatta belediye başkanı çıkıp artık bitirildiğine dair konuşmayı yapmıştı. Biz orada ne yazık ki şanslıyız galiba. Biz oyunumuzu oynayabildik orada. Yani 6 ay sonra bir kere oyun oynadık. Yani aslında açık havada yeni normal kurallarına göre bir performans sergilenebiliyor. Oturma düzenleri ayarlanabiliyor. Zaten düğünler, mitingler, kamgaz devam ediyor. O zaman bu 14 Eylül'de yürürlüğe konan etkinlik yasağının anlamı, mantığı nedir? Yani düğün devam ediyor, miting devam ediyor. Açık hava kurallarına uygun olarak sizler performans sergilemişsiniz ki ek bir alan yaratmışsınız belediyelerin de desteğiyle. Tabii. Yaşayabilmek için. Bu son yaşam dalınızın da kırılması anlamına geliyor. Bu 14 Eylül'deki yasağı da bununla birlikte değerlendirebilir misiniz acaba? 14 Eylül'de başlayan. Ya tabii ki öyle. Dediğiniz gibi yani işte düğünler devam ediyor. Hükümete yakın isimlerin, valilerin katıldığı, kaymakamların katıldığı düğünler devam ediyor. Cumhurbaşkanı bir tane miting yaptı, gene çay fırlattı insanların tepesine. Şimdi oradaki mesafeyle bizim açık alanda, açık hava tiyatrolarında kurduğumuz oturma düzeni arasında çok büyük nizami bir fark var. Evet. Yani fotoğrafları, videoları getirelim ve karşılaştıralım. Dolayısıyla buraya şuradan bakmak gerekiyor. Yani bu artık sanatla ilgili tutumları artık çok politik bir yerden tınıyor. Evet. Yok etmek istiyorlar. Çok basit. Yani gerçekten biz hayatımızı devam ettirelim değil, biz ölelim istiyor bu insanlar. Diyorum ya, ben 6 ay sonra bir kere oyun oynadım. Yani nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Yani bu işten, sadece bu işten hayatını kazanmaya çalışan binlerce insan var. Cenk Demek Bey, ki bir vurdum duymazlık da, evet. Toplumda bir kayıtsızlık var ama hani toplumun biraz da kendi derdine düştüğünü düşünüyorum. Ama iktidarın konuyu açtınız. Evet. İktidarın sanki sizin alanınıza, yani batarlarsa batsınlar, hadi bir daha da açılamasınlar gibi bir şeyi var. Yani bunu söylemiyorlar. Kesinlikle tabii öyle. Ki de yani... sanki böyle bir tavır var. Yani hazır bunlar da yani çıksın salgınlardan, ne olursa olsun der gibiler. Ya yıllardır bunu dediler aslında. Yani bizi bu noktaya getiren şey bir günde olmadı. Evet. Yani bizi bu noktaya getiren şey az önce konuşmaya çalıştığımız bu işin bir kanununun, bir nizamının olmayışı. Yani bir özel tiyatro yasası yok.
Yani devlet kendi kurumlarında tiyatro yapıyor. İşte devlet tiyatroları denilen bir aygıt var. Yıllardır gerçekten çok atıl hale geldiği tartışılır. Kapatıldı, kapatılacak söylemleri çıkar. Ki bu kurum da zamanının çok enteresan işlerine imza atmış, çok köklü, saygın bir kurumudur. Şimdi buradaki durum bile çok enteresan hale geldi. Galiba zaten ilk gözden çıkaracağı şey de o olacak bu gidişle. Orayı da kapatacaklar. Yani onlar şimdi şu an premierlerini yapıyorlar vesaire falan, salonlarını. Çünkü seyirci kaygısı olmadığı için 10 kişiye de oynasa devlet tiyatroları kendi ödeneğini almış durumda. Ama özel tiyatrolarda tamamen sizin dediğiniz gibi refleksi şu an elimizde kalan süreç. Yani sermayeyi besleyen bir sistem asla kültüre ve sanata biz sadece tiyatrolar üzerinden konuşursak da yanılgıya düşeriz. Bu tiyatroların çok enteresan disiplinlerle iç içe girdiği bir üretim bandı var. Kim bunlar? Dansçılar, müzisyenler, koreograflar, afiş tasarımları, bir yanal sektörleri de bir şeye koyduğumuzda, göz önüne bulundurduğumuzda ben yaklaşık sadece bireysel olarak 15 kişiyle iş yapıyorum. Tek kişilik bir iş yapsam bile. Işıkçısı, dekorcusu, bunların atölyelerinde çalışan insanlar. Bakıldığında böyle bir geniş de bir kitlesi var bu işin. Ve tamamen bunlar yok sayılıyor. İktidar zannediyor ki sadece biz sanatçıyı, tiyatrocuyu susturuyoruz. Müzisyeni susturuyoruz. Yani galiba bir sektörü birçok ayaklarına kimin ve neyin ne kadar dolanacağını hesap edemeden yapıyorlar bunu. Ve bu artık biz bir zaman sonra gerçekten gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Çünkü biz de bu konuyla ilgili ne kadar böyle geride duran arkadaşımız vardı ise şimdi çok enteresan dayanılmaz hale geldiğiyle ilgili, bir şey yapmak gerektiğiyle ilgili şeyler konuşmaya başladı. Bununla ilgili olarak geç kalınıp kalınmadığını da ayrı bir başlıkta söyleyeceğim ama şu tiyatroya ve sanata özel olarak bir baskı konusunu değinmek istiyorum. Orayı biraz detaylandırmak istiyorum. Biliyorsunuz kitle iletişim araçlarını, medyayı bir çeşit kontrol altına alınabildi. Bunu yaparken RTÜK çok kullanışlı bir aparat olarak kullanıldı. RTÜK tarafından kontrol altına alındı. Medya patronlarının bir takım ticari ilişkileri var. Medya sektörü, medya çok pahalı bir yatırım. Medyanın holdingleşmesi sonucu farklı alanlarda faaliyet gösteren patronlar bu işe girdi. Onların ticari ilişkileri üzerinden sıkıştırılarak medya kontrol altına alındı. Sosyal medya kontrol dışıydı. Sosyal medya yasası düzenlemesi çıktı. Tiyatro bunların arasında diğerlerine göre çok daha dar bir kitleye hitap ediyor olmasına rağmen RTÜK aracılığıyla ya da patronlarının ticari ilişkileri aracılığıyla ehlileştirilemeyen, tabii kontrol edilemeyen bir alan. Tabii. Kontrol edilemeyen ve muhalif olan bir alan. Sonuçta bir etkisi yapısı de var. Yapısı gereği öyle. Bundan dolayı mıdır? Bence bundan dolayı biraz da bu batsınlar bitsinler hazır bu baskı, bu kontrol edememe duygusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Siz de katılır mısınız ya da sizin değerlendirmeniz nedir bu konuyla alakalı olarak? Tabii ki kesinlikle öyle. Yani tarihe baktığımızda tiyatronun başına gelen tek dert bu aslında. Yani bütün sistemle, bütün yönetimle, erkle bir problemi vardır tiyatronun. Tiyatro soru sordurur. Yani o günün erki kimse onunla ilgili ifşada bulunur ve soru sordurur. Şimdi geldiğimiz noktada şu an siyasal iktidarın kendini kabul ettirme biçimine baktığımızda tamamen faşizan bir yönetim biçimiyle karşı karşıyayız. Yani işte sizin söylediğiniz alanların zapturapt altına alınması ve bu kadar aşikar metodlarla, bu kadar eski ve bu kadar faşizan metodlarla zapturapt altına alınması en ufak bir kaçağa dahi izin vermemek gibi bir korkuyu geliştirdi iktidarda. Tiyatro da bu kaçağı sağlıyor. Yani bugün demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler vesaireler alana çıkıp bir basın açıklaması bile yapamazken neredeyse tiyatro 100 kişiye, 200 kişiye, belki 30 kişiye, 40 kişiye bir salon dolusu insana 1 saat, 2 saat boyunca kendi fikrini, insanlığın ortak iyisine dönük ideali,
fikri, düşünceyi yayabilme kabiliyetine hala sahip. Yani bugün özel tiyatroları üstüne beton dökseler, tiyatrocu zaten bir yerden çıkıp yine oyununu oynayacak. Bunda bir şeyimiz yok ama biz bunu hali hazırda getirdiğimiz olanaklarla, şimdiye kadar kendimizi geliştirdiğimiz, kendimizi var ettiğimiz olanaklarla, kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız şeylerle devam ettirmek istiyoruz. Sen tiyatroyu istediğin kadar kapat. Bu yüzyılların meselesi. Antik Yunan'dan bu yana gelen bir mesele. Yani işte İran devrimi zamanında da, Afganistan'da da ya da işte Suriye'de de. Suriye'de hala tiyatrolar var. Hala tiyatro yapıyor insanlar. Evet. Nasıl engelleyeceksin? Nasıl engelleyebilirsin? Ya dedim ya, yüzyılların meselesi bu. Sanatın kendi muhalifliği zaten sanatı var eden yegane unsur. Senin bununla bir kere anlaşman gerekiyor. Senin bununla bir kere barışman gerekiyor. Her yerde demokrasi naraları atıyorlar. Kimse inanmıyor tabii ki ama bu naraları atıyorsanız bu demokrasinin gelişmesinde, yayılmasında yegane unsur sanat, müzik, tiyatro, resim, heykel. Senin dünyaya bırakabileceğin tek iz sanat, sanatla olacak şey. Sen geliyorsun kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Peki bunu istiyorsan ben de çekilir bir kenara izlerim ama sen o kurşunla yarın bir gün devrildiğinde, kendi ayağına sıktığın kurşunla devrildiğinde, çünkü dışarıya bakıyoruz, dışarıda çok enteresan bir kıyamet kopuyor. Kültürel anlamda insanlarımızın ne hale geldiğini görüyoruz. Yani sokak ayrılmayan sokak kavgalarını, barlarda çıkan kavgaları vesairelerin, toplumun artık çok enteresan kültürel bir yozlaşmanın pençesine düştüğünü görüyoruz bir yandan da. Bunun kültür ve sanatla çok yakından alakası var. Buradan devam etmek istiyorum. Kendi ayağına kurşun sıkmak tabirini kullandınız. Karantina sürecinde aslında eve kapanan insanlar, toplum, sanatçıların üretimiyle o karantina sürecini geçirdi. Sinema filmlerini seyrettik, kitaplar okuduk, romanlar okuduk. Yani esasında sanatçıların üretimlerine tutunduk ki o hafta sonu kapanmalarını, bayram kapanmalarını atlatabildik. Bir nevi o sayede toplum, yurttaş nefes alabildi. Şimdi o damarlardan, nefes alma borularından biri olan tiyatro borusunu çeşitlediğimiz şeylerle, sebeplerle kesmek bir nevi ayağına kurşun sıkmak anlamına gelecek. Çünkü kültürden, sanattan uzaklaşan bir toplum yozlaşmaya başlayacak. Bu üretimlerin bitmesi iktidarı da halkın sosyolojisini olumsuz etkilediği için bir müddet sonra sıkıntıya sokacak bir şey. Burada hem siz üretiminize devam edebildiniz mi karantina sürecinde, hem de toplumun sanatla olan ilişkisi, bu bağının kesiliyor olmasına dair demin söylediklerinizi biraz daha detaylandırabilir misiniz? Kültürel yozlaşma çerçevesinde. Ben en çok ondan korkuyorum aslında. Yani bu sadece mevcut iktidarın sanata yönelik yok sayma politikalarının da bir nedeni değil bu yozlaşma hali. Kendi politikalarının nedeni de bir yozlaşma getirdi bize. Bir biat kültürü dayatıldı. Bakıldığında devlet, kamu kurum kuruluşlarında liyakatin gerçekten liyakat denilen şey baltayla bir anda budandı. Bir anda budandı yani. Dolayısıyla bu çoklu dejenerasyon dışarıya çıktığımızda kendini çok rahat hissettiriyor. Artık insanlar sadece kendi eskiden mahallemizde güvende hissederken şimdi bu şey alan daraldı ve sadece sokağımızda güvende hisseder hale geldik. Daha sonra sadece evimizde güvende hisseder hale geldik ve iktidar sosyal hayatı bir şekilde bina etti. Artık geceleri daha tekinsiz bir ortam. Eskiden gezebildiğimiz, eskiden yalnız kalabildiğimiz sokaklarda artık daha tedirginiz. Hem de kendi insanımızdan tedirginiz. Yani bu dışarıdan gelen insanlar değil bunlar yani. Yine senin kendi vatandaşın. Gündüzleri aynı fabrikada çalıştığın, aynı iş yerinde çalıştığın insanlar gece olunca başka bir hale geliyor. Dolayısıyla benim en çok tedirgin olduğum şey buydu. Pandemi sürecinde üretim yapabildik mi? Bence yapamadık. Yapmamalıydık da zaten. Yani çünkü süreci sokaktaki normal vatandaş gibi biz de enteresanlıklarıyla karşıladık. Ne bir yardım, ne bir destek. Yani kişisel olarak benimle ilgili bir şey olmamasına rağmen yani şeyi bekliyoruz. Süreci nasıl yönetecekler? Kısıtlamaları nasıl yönetecekler? İşte gördük, yaz boyu her şeyi serbest bıraktılar. Sizin de dediğiniz gibi oteli olan bir
kültür ve turizm, sözde kültür, gerçekten turizm bakanı olan bir şahsın otelleri var diye yazın her şey serbest kaldı. Şimdi yeni yeni kısıtlamalar geliyor. Turizm sezonunun şeyi bitti, pik noktası bitti ve kısıtlamalar geldi. Şimdi sanatçı burada üretmekle mükellef değil. Sanatçı burada bu konuyla ilgili tepki koymak, tepki göstermek ve bunu artık üretim biçimiyle ben yapamam. Gerçekten de o kadar muktedir değilim. Ama şu an bir sanatçı sorumluluğu alacaksak bununla ilgili çok kesin ve kati adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Üretimden ziyade, çünkü tiyatrolar kapanıyor. Cenk, İki tane özel tiyatro kapandı. Burada devreye girmek istiyorum. Sizin 30 Temmuz'da başlattığınız bir susma eyleminiz vardı. Sonlandırdınız. Ben bunu bir tepki olarak sadece salgının getirdiklerine yönelik değil, kendi camianıza yönelik bir öz eleştiri olarak da algıladım. Yeterli dayanışma gösterildi mi? Bundan çok emin değilim. Onu da size sormak istiyorum. Bu susma eylemine neden başladınız? Neden bitirdiniz? Amacına ulaştı mı? Ondan da biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Susma eylemi aslında benim tam da söylediğiniz noktada hem sektöre hem de özellikle Kültür Bakanlığı ile ilgili bir şey yapmak gerekliliğine bir eylemle cevap vermek idi. Yani harekete geçmiş olmak, dışarıda olmak. Yani sadece yazılar yazıp kınamak, önermek gibi şeyler değil de, çünkü ben artık yaşayamaz hale geldim. Yani sadece kendi işimi yapmak istiyordum. Kafede çalışmayı bıraktım ve dedim ki yapacağım tek bir şey kaldı. Gerçekten kapatılmış, kepenkleri ardına kadar indirilmiş bir tiyatronun önüne gidip susmak. Çünkü buradaki ironi, susmanın ironisi şöyle: bir şeyler söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, kendi aramızda birçok şey konuşuyoruz. Hatta meslek örgütleri bununla ilgili uzun vadeye yayılmış iyi de çalışmalar yapıyor ama şu an çok acil bir gündemimiz var. Yaşayamıyoruz. Para kazanmıyorum ben. Giderim çok fazla. Pandemide olmasına rağmen çok enteresan yüklü giderler var. Ama dediğim gibi 6 ay sonra bir kere oyun oynadık. Ve şimdi ne zaman oynayacağız bir daha? Bir iki açık hava festivali daha vardı. Onlar iptal edildi. Salon oyunlarında ben şimdi aylık 10 tane salonda oynuyorsam %60 kapasiteyle oynadığımda beni idam ettirebilecek, parayı kazanabileceğim salon sayısı 3. Dolayısıyla ben artık geçinemez hale geldim. Ve bunu sadece yazıyla, kınamayla, Kültür Bakanlığı'nı göreve çağırmayla gibi şeylerle yapılmayacağını anlamaya başladık. Ve 15 gün boyunca bir özel tiyatronun önünde, hatta daha sonra son 5 günü diğer özel tiyatroların önüne gitmekle devam etti ki oradaki tiyatro emekçilerine de ulaşabilelim, onların da bizi sahiplenmesini sağlayabilelim. Böyle bir eylem metodu geldi önümüze birkaç özel tiyatro emekçisi arkadaşla oturup konuştuğumuzda. Amacına ulaştı mı? Şu an işte ekranlarda görünen eylemden bir görüntü. Hatta tesadüftür aynı tişört var üstümde. Orada arkamıza o gün gelen, hatta birkaç gün üst üste bizi ziyaret eden birkaç kişi oldu. Hem meslektaşlarım oldu hem de seyirci kısmından oldu. Yani tiyatro çok büyük bir yankı bulur. Dolayısıyla ben de bu eylemle ilgili Deniz ve Ulaş'la başladık bu eyleme. Daha sonra Melek arkadaşımız katıldı bize. Bu eylemle ilgili biz bunu hissettik. Bu en başta bizi dönüştürdü. En başta bize bir cesaret verdi. Evet, alana çıkılabiliyormuş. Bu eylem, bu durum, bu politikalar, yani kültür ve sanata, özel tiyatroyu yok etme politikaları başka bir dille, gerçek ve başka bir dille seyirciye, sokağa anlatılabiliyormuşu hissettik ve anladık. Şimdi eyleme ben bir zorunlu ara vermek zorunda kaldım. Başka bir işin provası yapılırken. Şimdi 17'sinde bu iş bitecek bir şekilde. Prova süreçlerim bitecek. Oynayabilecek miyim bilmiyorum zaten. Provasını yaptım ama oynanacak mı oynanmayacak mı çok büyük bir muallak. Döndüğümüzde tekrar Ulaş, Deniz ve Melek'le oturup konuşmayı düşünüyoruz. Yani ne yapılabilir artık yine? Çünkü alana çıkmadığımız sürece, sokağa çıkmadığımız sürece, sokakta seyirciyle buluşmadığımız sürece, bu derdimizi paylaşmak için söylüyorum. Gerçekten meslek örgütlerinin yazdığı yazı
belki sadece meslektaşlarımıza ulaşıyor ama seyirciye ulaşmıyor. Bu anlamda bir öz eleştiri de vermek gerekiyor gerçekten. Seyirci tabii ki kendi canında, kendi derdiyle uğraşıyor. Fakat insan hiçbir zaman tek yönlü bir yaratık değildir. Etrafımızda ne oluyor, ne bitiyor bakmak ve ilgilenmek zorundayız. İlişki dediğimiz şey, sosyoloji dediğimiz şey birazcık böyle yürür. Dolayısıyla kendi öz eleştirimizi hem buradan hem de ne yapıyoruz üzerinden, söylemekten başka ne yapıyoruz üzerinden vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O eylem onlardan bir tanesiydi. Tiyatro kooperatiflerinin bir açıklaması oldu. Son umudumuz da yok oldu. Biraz geç kalınmadı mı sizce? Yani tabii ki geç kalındı. Çünkü %1 KDV indirimini bir gelişme olarak görürsek eğer, buna rağm olursak, bu sadaka kültürüne rağm olursak, bunun sonu yavaş yavaş bu olacak. Şimdi biz buraya gelineceğini amiyane işte camianın bizi tanımladığı yerden anlatmaya kalkarsam, biz politik sanatçılar bunun buraya geleceğini zaten söyledik. Bakın arkadaşlar, bu dil bir alay dili. Bu alay etmektir. Yani kapalı sezonda bana %1 KDV indirimi sağlamak ve ne olacağını bilmediğim bir sezonun sadece Ocak ayına kadar sürecek bir KDV indirimi gerçekten alay etmek. Şimdi bu dili kuran yapı yarın bir gün bize neler yapmaz dedik. Ama dinletemediniz. Neredeyse Kültür Bakanlığı'na teşekkür edilecekti az kalsın. Şimdi bunları da gördük, bunları da atlattık. Şimdi dolayısıyla artık ne yapıyoruz'u bir teşekkür etme, bir dileme, bir talep etme konsensüsü içerisinde değil de bir saniye ya ne oluyoruz? Biz ölüyoruz şu an, biz yok oluyoruz. İşte az önce dedim, iki tane tiyatro kapandı, dün bir tanesinin daha haberi geldi. Toy İstanbul diye bir tiyatro kapatmak zorunda kaldı. İkinci kat kapattı. Bildiğimiz, bilmediğimiz Anadolu'nun içerisinde, bunlar İstanbul tiyatroları ve Anadolu içerisinde de çok enteresan tiyatro şeyleri yaşandı, kapanmaları yaşandı. Biz kendi arkadaşım Ersun Umut'la şeyi konuşuyoruz. Yani iyi ki tiyatro salonu açmamışız. Buna sevinir hale geldik. Şu an salonu olan özel tiyatrolar çok büyük bir yükün altında, çok büyük bir borç batağının altında. Ve gün geçtikçe de artıyor bu. Kapalı tiyatrolara hala internet faturası geliyor. Hala doğalgaz faturası geliyor. Burada somut bir talep öne çıktı. Tiyatrocular inisiyatifi direkt destek istedi. Söylediklerinizi söyledi onlar da. Ölüyoruz dediler ve somut bir şekilde direkt destek talebinde bulundular. Bu destek talebinin zor ama karşılık bulacağını düşünüyor musunuz? Zor görünüyor bu anlattıklarınızdan ve yaşadıklarınızdan, bunu yani, çıkartıyorum ama. Ya bu destek talebi karşılık bulur. Nasıl karşılık bulur? Biz yazın edebiyatı bırakırsak, yazı dilini bırakırsak bence bu destek karşılık bulur. Çünkü hala Cumhurbaşkanı'nın IBAN isteyerek dağıtmadığı, IBAN isteyerek topladığı ve dağıtmadığı bir para var. Evet. Hadi bunu geçtim. Yıllardır benim vergilerimden alınan, vergilerimle karşılanan bir sürü devlet kamu kurum ve kuruluşlarının, özellikle devlet tiyatrolarının bütçeleri var. Bu bütçeler, devlet tiyatrolarındaki arkadaşlarımız bize kızıyorlar, bizim maaşımıza mı göz diktiniz gibi bir şey söylüyorlar ama yani hayır, biz senin maaşına göz dikmedik, o maaşı zaten ben veriyordum sana. Benim içtiğim sudan, aldığım ekmekten, yediğim peynirden, giydiğim kıyafetten alıyorduk. Sen devlet memuru olmayı göze aldıysan bu maaşın nereden geldiğini de biliyor olman gerekiyor. Ben de şimdi şunu öneriyorum. Biz bu kadar büyük bir varlık sıkıntısı çekerken devlet tiyatrolarının da, oradaki sanatçı arkadaşlarımızın ve oradaki seyircilerimizin de hayatının tehlikeye atılmaması koşuluyla bu ödenek neden pay edilmiyor? Yoktan bir para önermiyoruz biz sisteme. Gelin bizimle konuşun, bak biz neler söyleyeceğiz size. Yani bir seyircinin maliyeti neredeyse 300 milyon liraya buluyor devlet tiyatrolarında. Öyle bir ödenek aktarılıyor o tarafa. Yapılan işler, dekorları, kostümleri vesaireleri çok çok daha şahşalı, çok çok daha ne derler, daha geniş ve daha rahat çalışıyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki evet, bu zamana kadar böyleydi bu. Ama şimdi çok enteresan, acil bir durum var, hayati bir durum var. Gelin bunu paylaşalım. Gelin bu derle paylaşalım.
Geçtim ekonomisi, geçtim devlet tiyatrolarına ayrılmış bütçeyi vesaire. Oradaki sanatçı dostlarımızla, oradaki yönetmen arkadaşlar, bu bile yok. Aslında şimdi çok geriye kalıyor özel tiyatroların nasıl kurtarılacağı. Formül çok basit. Ben bugüne kadar verdiğim vergilerden yararlanmak istiyorum. Bir vatandaşlık, vatandaş olarak hakkımı istiyorum. Bunun yurt dışında birçok örneğini gördük. Yani işte Almanya örneğini gördük, Avustralya örneğini gördük. İtalya'da bile çok böyle haberlere çıkmadı ama İtalya'da bile yerel yönetimler bazında tiyatrolara çok enteresan destekler verildi. İtalya ki salgının en büyük etkilendiği ülkelerden biri. Vurduğu ülkelerden bir tanesi olmasına karşı. Tabii ki ve yerel yönetimler bazında daha bakın şeyi söylemiyorum yani işte hükümet ve sistem tarafından, devlet tarafından sübvanse edilen şeyi söylemiyorum. Yerel yönetimler tarafından çok enteresan destekler verildi tiyatro salonu sahiplerine, işletmecilerine, oyuncularına. Bizde devlet belediyelerin yapmaya çalıştığı şeyi baltalamaya çalışıyor. Neden? Belediye CHP'li diye. Neden? Belediye HDP'li belediye diye. Çok çok basit. Çok basit bir denklem yani. Evet. Aslında öneriniz çok somut, öneriniz makul. Havuzda bir bütçe, bir para var. Bundan bir can suyu şeklinde sonuçta vergi veren yurttaşlarsınız aynı zamanda. Özel tiyatrolara bir aktarım istiyorsunuz. Makul bir öneri olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Karşılık bulması için de biz de üzerimize düşeni sizi ve taleplerinizi gündeme getirerek yapacağız. Cenk Bey, daha önce sosyal medya paylaşımlarınız oldu. Bundan dolayı size dava açıldı. Ceza aldınız ve hapse girdiniz. Neden hapse girdiniz? Yani sosyal medya paylaşımlarımın bütünü birkaç tane örgütün propagandasını yaptığımla ilgili bir dosya oluşturuldu bende. Sonra emniyet taraf olduğunda o örgütle ilişkisi yokmuş, bu örgütle de ilişkisi yokmuş ama galiba şunlarla ilişkisi varmış gibi sosyal medya paylaşımlarımı arada koyduklarında bir kanaat oluşturmaya çalıştılar. Ben örgütlü mücadeleye inanan bir insanım. Örgütlü mücadelenin bizi bir yerlere taşıyacağından, taşımamasının imkansız olduğundan, hatta işte politik olmayan, apolitik sayılan birçok arkadaşımla hep bu konuşmayı yaparım. Örgütlü mücadeleye inanan bir insan olduğum için etrafımızda, hayatımızda temas ettiğimiz, sanatçı olarak sanatçı kimliğimle temas edebildiğim tüm örgütlerle, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, bu örgütlerin sanatçılarıyla, örgütlere yakın ya da örgütlerle iş yapabilen, çünkü örgüt dendiğimizde artık devlet öyle bir telaffuz ediyor ki örgütü, her örgüt terör örgütüymüş gibi algılanıyor. Hayır, herhangi bir sivil toplum kuruluşu da kelime anlamıyla örgüttür. Bir siyasi parti de örgüttür. Bizim tiyatrolar için kurduğumuz tiyatro kooperatifi de bir örgüttür. Dolayısıyla bu örgütlü yapılarla hayatın dizayn edilmesi her zaman benim için çok daha öncelenmiş bir yaşam kaynağı oldu, yaşam biçimi oldu. Dolayısıyla buralarla ilgili yazıp çizdiğimizde, bunların politik duruşlarıyla, bunların politik süreçleriyle ilgili bir şeyler söylemeye başladığımızda, örgüt üyeliğine tutun da işte propagandaya kadar bir sürü şeyle suçladılar bizi. O dönem bir seçim telaşı vardı iktidarın ve zannediyorum ki kendine muhalif olabilecek etki alanı geniş işte birçok insanı o dönem baskılamaya çalışıyordu. Bunlardan biri de ben oldum. İşte İzmir'de bir tiyatrocu arkadaş daha vardı, Nazlı Masatçı. Bursa'dan Gizem Yerik diye bir arkadaş daha vardı aynı dönem. Hatta ben içerideyken Metin Akpınarların, Müjdat Gezenler'in ifadeye gittiği bir dönemdi bu. Şimdi bu dönemi tekrar tazeleme peşinde bu iktidar. Benim neden 11 ay bana hapis cezası verdiklerine gelince, dediğim gibi bu örgüt üyeliğine bağlamaya çalıştılar. Hiçbir şey bulamadılar. Hadi bu olmadı, propagandadan verelim. Neden? Çünkü çok çok paylaşmış. Yani paylaştığımız şeyler de çok basit. Yani işte Berkin Elvan'ın katili yargılansın, Taybet Ana'nın cenazesi, 7 gün dışarıda kalan bir Taybet İnan vakası vardır ki ben bunları yaşamış bir birey olarak, ben bunları yaşamış bir sanatçı olarak bunlara kayıtsız kalmam, benden beklenemez. Eğer bunlar suç sayıldıysa ben yine söylüyorum, ben bunları paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi neden gelip almıyorlar? Aynı şeyleri paylaşıyorum, aynı şeyleri söylüyorum.
Cenk Bey, şimdi cezaevinde tecrübe etmiş birisi olarak sormak istiyorum size. 9 Eylül'de Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümüydü. Onun senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği bir yol filmi vardır, bilirsiniz, seyretmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Çok beğendiğim film, bir filmdir. Bütün dünya beğeniyor zaten. Cezaevinden yara açık, cezaevinden bayram izni çıkan 5 mahkumun hikayesini anlatır. Her birinin ayrı ayrı hikayesi vardır. O 5 mahkumdan 4'ü geri döner, bir tanesi özgürlüğe gider vesaire. Ama filmin atmosferinde cezaevinden çıktıklarından sonra bile dışarısının, ki bir darbe dönemini anlatır, darbe döneminin hemen sonrası, dışarısının da bir açık hava hapishanesine döndüğünü size hissettirir. Filmi seyredenlere hissettirir. Henüz o kadar olmasa bile Türkiye'nin şu anki durumu, yaratılan baskı ortamı, yargının sopa gibi kullanılması, sosyal medya paylaşımlarına kadar soruşturmalar, hapis cezaları çıkması size de biraz yol filmindeki o atmosferi hatırlatıyor mu? Oraya doğru gidiyor muyuz? Ben öyle hissediyorum açıkçası. Bence biraz daha o dönemden daha keskin yaşıyoruz bence. Şu an alnımıza dayanmış bir namlu olmaması o dönemle bizi çok ayrı kılmaz. Çünkü o dönem kendi argümanlarının hepsine sınırlama getirdiği, bunu namluyla yaptı. Şimdi bu dönem argümanlarının, bu dönem hayat argümanlarının hepsi sınırlandırılma içerisinde. İşte az önce söyledik, RTÜK var, yargı. Tam bir sopa. Siyasal erkin sopası haline geldi. Dışarıya baktığımızda kolluk kuvvetleri neredeyse siyasal erkin ve hatta sermayenin ordusu gibi davranmakta. İşte 3-4 gün önce bir tane maden şirketi köylüye maden şirketi sorumlusu köylüye diyor, buraya 200 tane jandarma yığarım diyor. Evet. Bunu bu kadar rahat söylüyor ve zannedersem de o olay gerçekleşti. Daha sonra evet, haberlere o jandarmanın köylüye müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı vesaire falan filan. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz. Ben dışarı çıktığımda daha kesif bir baskıyla karşılaştım. Yani Bahariye Caddesi'nde, Kadıköy'de Bahariye Caddesi'nde ben girmeden elinde uzun namlulu silahla yürüyen özel tim vardı. O seçim zamanlarında vesaire de. Şimdi manga polis var. Yani en ufak bir kitle toplantısında tomalarla geliyor. O trafiği kapatıyor. Sirenler çala çala geziliyor. En ufak bir olaya müdahalede bile 3-5 tane polis aracı sirenleri aça aça bağıra bağıra geziyor sokakta. Şimdi kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Biz bu baskıların nasıl yaratıldığını, nereye doğru gittiğini görüyoruz yani. Şimdi o filmden yola çıkarsak bir sahne vardır işte, asker şeye girer, trene girer ve kimlik kontrolü yapar. Oradaki enteresan bakışlara kesmiştir yönetmen. Tamamen öyleyiz aslında. Evet. Her kolluk kuvvetiyle karşılaştığımızda sokakta, ben ya da bir başkası, apolitik olan arkadaşlarım da artık bunlarla ilgili farkındalık yaşıyorlar. Yani barda bir anda otururken arkamızdan bir yığın polis geliyor. Kimlik soruyor. Tamamen asık tamamen asık suratlarla, mutlu değiller. İşlerini yaptıkları, iş için yapmadıkları ortada. Bu işi görev için, kendi görevleri için, halkın ve toplumun sağlığı ve güvenliği için yapmadıkları ortada. Biz bunları onların suratlarından da okuyoruz. Cenk Bey, süremizin sonuna geldik. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu salgın sürecinde etkilenen tüm kesimler için ekranlarımız açık olacak. Sizinle de farklı bir programda tekrar buluşacağımızı umut ediyorum. Umarım somut talepleriniz karşılık bulur ve tiyatrolar yaşar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar tekrar. Sağ olun. Teşekkürler. Programımızın ikinci bölümünde tiyatro sanatçısı Cenk Dostverdi konuğumuzdu. Tiyatroların durumunu, salgının etkilerini konuştuk. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.